Şimdi Anadolu'da bir laf var biliyorsunuz, yani başkanın lafının üzerine laf söylenmez. Benden önce burada herhalde öyle tahmin ediyorum ki başkan gerekenleri söyledi gündemden alakalı olarak, ama gündemdeki tartışılan konuları üç ana başlık altında özetlemek mümkün. Bir tanesi şu: korsan yayınlar, maç yayınları. Burada hem yayıncı kuruluş hem de futbol kulüpleri çok ciddi para kaybediyorlar. Çok ciddi zarara uğruyoruz. Yani emeği ortaya koyan futbol kulüpleri bunun karşılığında korsan yayın yaparak para kazanan, almış oldukları reklamlar üzerinden veya farklı şekilde para kazanan ve bu yayınları illegal olarak yapan bir takım hesaplar var. Bunları siz de biliyorsunuz veya takip ediyorsunuz. Ondan alakalı olarak alınacak önlemler konuşuldu. Yeni vergi yasasının kulüplerin ekonomisine yansıması konuları görüşüldü. Oradaki sıkıntılar dile getirildi. Onların çözümlenmesiyle alakalı olarak yapılacak olan çalışmalar, tahmin ediyorum ki başkanımız da, Kulüpler Birliği Başkanımız da aynı açıklamaları yapmıştır. Vallahi neyse, onu açıklasınlar. Yani ben şöyle söyleyeyim, bizim her zamanki duruşumuz şu. Yani kurallar herkese eşit olarak uygulansın. Herkesin hakkı olan çalınsın, kimsenin hakkı çalınmasın. Şimdi hatalar olabilir. Ama yani eğer bu hatalar üst üste gelirse burada o zaman sıkıntı var demektir. Ne olabilir bu sıkıntılar? Eğitimsizlik olabilir. Eğitimdeki yetersizlikler olabilir. Veya o işi yapan insanın, bu her sektör için söz konusu. O işi yapan insanın iş için seçilmiş ehil insan olmamasından kaynaklanabilir. Netice itibariyle yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu tür işlere harcamış olduğu bütçe, harcamış olduğu para da kulüplerden yapılan kesintilerle sağlanıyor, karşılanıyor. Yani bir anlamda bu tür faaliyetlerin çok daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için kulüpler bunun finansmanını da sağlıyorlar. Burada sıkıntı varsa eğer, yani ben bilmiyorum, ben o söylediğiniz şeyleri takip edemedim. Yani Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın sıkıntısı varsa, Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın da aynı paralelde, aynı doğrultuda bir talebi varsa, ben buna diğer kulüp başkanlarının da, daha doğrusu sporun, futbolun hakkaniyetli bir şekilde sahada başlayıp sahada bitmesini amaçlayan kulüplerin ve kulüp başkanlarının, ki ben bütün kulüp başkanlarının da aynı görüşte ve aynı fikir birliğinde olduğunu düşünerek söylüyorum bunu. Buna hiç kimsenin itiraz etmesinin yani söz konusu dahi olamayacağını düşünüyorum. Eğer öyle bir talepleri varsa tabii ki yani bu konuda karar verecek olan Futbol Federasyonu'dur, ama Futbol Federasyonu'nda kulüplerin bu doğrultudaki çağrılarını da dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Şahsi olarak daha şeffaf olacağını düşünüyor musunuz böyle bir durumda? Şüphesiz ki daha şeffaf olur. Yani mesela orada ne konuşuldu? Hani biz de bilelim. Hani aradan zaman geçtikten sonra da bunlar olabilir. Yanılmıyorsam yine bir basın organında bizim 2008 yılında oynamış olduğumuz Çek Cumhuriyeti maçının hakem telsiz konuşmaları yayınlanmıştı. Bu da UEFA tarafından yayınlanmıştı. Bunda yanlış olan bir şey yok ki. Yapmış olduğumuz mücadele, vermiş olduğumuz mücadele, sahadaki mücadele eğer hakkaniyetli bir şekilde yönetiliyorsa, yapılan konuşmaların da buna zarar vermeyecek boyuttaki veya nitelikteki konuşmalarsa eğer, bunların şu olabilir belki, yeni bir tartışma ortamı açacağı düşüncesiyle hani bundan imtina edilebilir, ama bana kalırsa şeffaflık, neresinden bakarsak bakalım, her yönüyle yani sporun, futbolun eğer söz konusu olan var konuşmaların açıklanması ise futbolun gelişmesine olumlu yönde etkileyeceğine inanıyorum. Var yani, bunlar zaten oluyor biliyorsunuz, olmayan şeyler değil. Londra'daydı, İstanbul'da olduğu söylendi, daha sonra Dakar'da olduğu ortaya çıktı NDIA'nın. Ama sadece şu kadarını söyleyeyim, bizim gündemimizde olan bir oyuncuydu. Ama yani
İstanbul'a geldiği veya Trabzon'a geldiği, görüştüğü haberleri emin olun ben de sağdan soldan duyuyorum. Onun için size de sordum acaba kimle görüştü diye.